Efendim bu yani bence bunun sağcısı solcusu, iktidar yanlısı ya da muhalefeti yok. Bir insanın bir hayata dair bir duruşu olur. Hayatı algılama biçimi olur ve bu karakter ve duruş ve aldığı pozisyon formasyonuyla beraber o artık tarif edilir. Toplumda bir algı ve bir imaj yaratır. Ama maalesef bunun sağcısı yolcusu yok. Bir şey var. Bu hani menfaatlerin örtüşmesi olayı var. Bu çok çok ahlaksızca bir şey ve aslında şark toplumlarında maalesef çok fazla olan bir şey. Sadece bugüne özgü değil. Hatırladıklarımdan iki tane örnek vereyim ben. Geçmişten günümüze kadar olan bir şey. Mesela Yusuf Ziya Ortaç vardır. İşte bu Akbaba dergisini çıkartıyor falan. Demokrat Parti ile iktidarla arası çok iyi. İktidardan da bayağı bir kaynak yardım da alıyor. Fakat bir süre böyle bir şeyler biliyorsunuz 53'ten sonra Celal Bey'in Amerika ziyaretinden sonra enflasyonist bir politikaya dönecektir. Rezervler bitecektir aslında. Yani 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin biriktirdiği rezervler 50-53 arasında bitecektir. İktidar gerekli kaynağı aktaramayınca Yusuf Ziya Ortaç'a, Yusuf Ziya Ortaç zaten şöyle söyler arkadaşlarına. Ya aslında biz Demokrat Parti'yi çok gözümüzde büyüttük. Yani İnönü'ye baktığınız zaman onun arkasında Garp Cephesi Komutanlığı var. Onun arkasında Lozan kahramanlığı var. Lozan baş delegasyon. Onun arkasında ikinci adamlık var. Menderes'in arkasında ne var ya? Terzi İzzet'in ceketi var der. Mesela Terzi İzzet'in ceketi var demesi artık eskisi kadar para gelmeyince oluyor. Yine mesela filozof Rıza Tevfik vardır. Abdülhamit'e çok karşıdır. İttihatçılarla, yani Abdülhamit'e muhalif olanlarla birlikte hareket eder filozof Rıza Tevfik. Daha sonra 150'likler İttihatçıların da hışmına uğrar ve ülkeyi terk etmek durumuna kalır. Daha sonra zaten 150'likler listesinde olacaktır. Fakat bu sefer İttihatçılarla arası o kadar bozulmuştur ki bir dönem birlikte hareket ettiği o muhalif grupla. Sadece divane değil, edepsizmişiz, bir çürük ipliğe hülya dizmişiz, tükürdük atalar kıblegahına gibi falan böyle bir Abdülhamit'i öven bir şiir yazacaktır. Şimdi bu savrulmalar bizim aslında Türk medya ya da eski tabirle matbuat tarihinde çok olan bir şeydir. Onun için bana çok yabancı gelmiyor. Ve inanın bugün iktidara övgüler düzenlerden büyük bir kısmının ya da bir kısmının daha önce her iktidar geldiğinde de o iktidara şirin gözükmek için neler yazdığını ben yaşım itibariyle zaten çok iyi hatırlıyorum. Yine yarınlarda da devir ve devran değiştiğinde yani biz çok uyarmıştık. Olmadı, iyi gitmedi ama bunların oyların düşüşe geçeceği belliydi. İktidarı kaybedeceği belliydi gibi falan. Yavaş yavaş yeni yönetimi ya da yeni iktidara böyle bir yanaşma hareketleri olacaktır. Bu yani bizim tarihimizde çok var. Aslında şark toplumlarına özgü bir şeydir bu. Bir duruş. Maalesef bunu çok üzülerek söylüyorum. Çok üzülerek söylüyorum. Sevgili Özgün şeyler söyledi, derin devlet. Onun şeylerine katılıyorum. Yani tabii ki derin, yani çok kısa geçeceğim burayı ne olur. Yani not aldıklarımı söyleyeyim diye. Evet ama yani şey vardır, bir devlet aklı vardır. Aslında şimdi şöyle oldu, yani her iktidarla değişen, her iktidarın kendi derin devleti gibi bir şey oldu. Ama senin söylediğini çok iyi anlıyorum. Bir devleti var eden, bütün varoluş koşullarını besleyen ve devam ettiren, süreklilik arz eden bir... Kurumlar aslında devlet yok. Denilen evet. Şey kurumdur. Kurum tabii, yoksa, hukuk tabii. Yoksa aynen. Modern devlet yoktur. Kurum aklı, ortak akıl, kurum aklı. O tür bir şey yoktur. Ama mesela şeylerde bakıldığı zaman hani... Derinden herkesin anladığı görünmeyen yüzüyse devletin bu şeyle başlıyor. İşte çok kısa geçeceğim. Seferberlik Tetkik Kurulu, Özel Harp Dairesi, Kontrgerilla, Semih Sancar'ın Rahmi Dönem Başbakan Ecevit'e gidilmesi, Kontrgerilla için. Evet, biz kaynak istiyoruz. O nedir ya Kontrgerilla demesi rahmetli Bülent Ecevit'in. İlk defa Türkiye'nin başbakanın ismi o zaman öğrenmesi, bir takım komünizmle mücadele derneklerine kaynaklar aktarılması ve kısacası Soğuk Savaş yıllarında olan. Ayrıca o zamanlar mesela McNamara doktrin diye geçer. Bir takım böyle şeyleri sola doğru kayarsa bir iktidar ayaklanmaları bastırma harekatı adı altında paramiliter bir takım örgütlerin beslenmesi, onların yetiştirilmesi ki ya bakıldığı zaman aynen öyle. 1970'lerin bravo. Ben zaman dar diye çok hızlı geçiyorum. 1970'li yıllara bütün damgasını vuran olayların olmasıdır. Ve neticede 80'li yıllarda da biliyorsunuz 12 Eylül'den sonra Ermeni çeteleriyle takip etmek üzere devletin şöyle iki tane matematiksel küme kesin yani şöyle bir legal kümesi olsun devletin, bir de burası illegal olsun. Bunun örtüştüğü yerde istihdam ettiğiniz adamlar var bu kesişim alanında. İşte bunlar kendilerine öyle bir güç, öyle bir misyon atfediyorlar ki.
yani devlet adına yapmış olduk işle birlikte %80 devlete ise ben %20 de kendime çalışırım diyor. Oradan başlıyor. O legalle illegalitenin örtüştüğü alan içerisinde. İşte biliyorsunuz o Susurluk'taki o dava gibi falan. İşte dolayısıyla burada zaman zaman bunu fark edince siyasetçiler bazı işleri halledebilmek, biraz böyle partiye para transfer etmek. Çünkü siyasetin burada da bir parantez içerisinde siyasetin finansmanı giriyor. Ya da bazen çok tamahkarsa özel işlerini halletmek üzere bu boş bulunan bu vakumdan mafyatik yani maços ve paços tipler içeri girmeye başlıyor. Şimdi dolayısıyla burada son zamanlarda mesela bizi üzen şeylerden birisini sabah açıyoruz. İşte Paramount Oteli'ne çöküldü. Bakıyorsunuz işte onun evine çöktük. İşte bilmem ne, Köfteci Yusuf'a çökeceklerdi, biz önledik falan. Bir çökme lafıdır gidiyor. Yani onun için Bodrum lafı geçti, bir daha çökertmeye falan gitmeyeceğim artık. Yani bir çökme lafıdır gidiyor yani. Bir çöke artık, yani çökertme lafı bile duymak istiyorum. Son zamanlarda bu konularla yani, bir çökme lafı girdi. Çökmek. Evet, evet. Çökme bir de biraz önce söyledi. Muteber iş, şimdi bakıyor hakikaten çok tesadüf ve çok acı tabii. Çökertmenin yani, de bir suçu yok hocam. Zarrafa hayırsever iş adamı altında şey verildi. Öbür taraftan işte... Baran Sezgin Korkmaz'a işte tablet dağıtması, işte bilgisayar dağıtması. Hatta bir gün yine Bodrum açıkları, hep bugün Bodrum lafı geçiyor. Yattan sahildekilere lahmacun göndermesi falan böyle. Yani Robin Hood gibi. Yani böyle bir şey şey gibi vermesi falan. Böyle bir adam. Yani şimdi bakıyorsunuz bu muhteber iş adamlarının hepsi yurt dışına al hemen yurt dışına kaybol diyorlar. Muhteber iş adamı diyor diye geçiyor. Hayırsever iş adamı hemen kaç yurt dışına kaç diyor. Yani işte bundan sonra eğer hayırsever iş adamına falan bir ödül verildi diye televizyonda bir şey duyarsam hemen savcılığa dilekçe vereceğim araştırmasını istiyorum diye. Muhteber iş adamı diye. Hemen. Yani bunlar hepsi, bütün hepsi, arka arka hepsi bu muhteber iş adamlarına mı rastladı? Çok enteresan bir şey. Son bir iki cümle söylemek istiyorum. Evet hocam, Biden'la ilgili yani artık böyle gel biraz da Biden konuşuruz diye hayal ederken hep bu şeylere daldık ama yani neyse artık onu 14 Haziran'dan sonra bir şekilde evet, konuşuruz. Evet, onu detaylı bir şekilde konuşuruz. Şimdi ilk yurt dışı gezisini yapıyor. Yani birkaçımız onu söyleyeyim. Sayın Mehmet Ali Güller'in de konusudur. Yani çok yakından takip ediyor. İlk kez böyle bir Avrupa gezisi yapıyor. Dolayısıyla G7, Avrupa Birliği, NATO liderleriyle görüşeceğinden İster istemez belli ki Sayın Cumhurbaşkanı ile çok az bir zamanda görüşecek. Yani artık 20 dakika mı olur, yarım saat mi olur? Yani belli ki bu takvimden hem G7 hem Avrupa Birliği hem NATO çok az konuşacak. Dolayısıyla Trump'a yani işlerin ben birazcık böyle yine böyle iktidara yakın basında çok şişirilecek ama çok böyle net ve Türkiye lehine olumlu sonuçlar çıkacağına dair pek bir kanaatim yok. Zira biliyorsunuz 1915 soykırım olarak bunu telaffuz etmesi, Sayın Cumhurbaşkanı İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaya başladığında orada sarf ettiği sözleri bir Musevi düşmanlığı olarak lanse etmesi, işte Putin'e katil dediğinde bir dakika bu da çok ağır oldu katil demeyin demesi gibi yani kendi portföyünde bir takım Türkiye ve Cumhurbaşkanı'na yönelik şeyler var, biriktirdikleri var. Ama dolayısıyla şunu söylemek istiyorum, Türkiye'nin özellikle iktidara yakın think tank kuruluşları ve gazetecilerle birlikte bunun mutlaka iyi olması ve Türkiye'nin transatlantik ilişkiler çerçevesinde ya da Atlantik diyelim, Atlantik cenahına yanaşması konusunda o kadar bir yoğun hazırlık ve program var ki korkarım Türkiye aleyhine bir sonuç çıkmaması ve şirin gözükmek pahasına bir takım önemli tavizler verileceğine dair bir kuşku taşıyor. Ama bu tavizlerin ne olacağını veya da olabileceğini aslında bir dahaki programda tartışırız evet, zamandan dolayı. Evet, kuşkularınızı altını çizelim, masada bırakalım. O görüşmeden sonra yine konuşalım. Emre Bey, şimdi videolar arka arkaya yayınlanıyor diyoruz ama her videoda çıta sanki biraz daha yükseliyor. Siz çok detaylı analiz eden bir isimsiniz. Bundan sonraki videolarda daha sarsıcı bir şey bekliyor musunuz? Öngörünüz nedir? Yani, ve hiç etkilemese desek de yani aslında bir şeyleri etkilediğini de görmemek mümkün değil. Hiçbir şey olmadıysa. Evet. Bir şey olmuştur. Bir şeyler mutlaka. Oluyor. Buyurun. Şimdi çıtayı yükseltmek veya bu düzeyde korumak durumunda Peker. Ve zaten onu da yapıyor. Giderek işaretlerini veriyor. Dediğim gibi son 9. videoda iktidar değişmeli, başka türlü olmaz bu iş falan gibi böyle sanki bir muhalefet lideri gibi konuşmaya başladı. Ve yavaş yavaş herkes biliyor ki bu iş en başından beri, ne kadar inkar edilse de en başından beri bu işin hedefinde Peker'in iddialarının, ataklarının hedefinde Erdoğan var aslında.
Çünkü Erdoğan, Erdoğan'ın haberi olmadan o cenahta kuş uçmaz. O yüzden bu iş giderek Peker açısından Erdoğan'a yönelecek ve son videosunda da dediğim gibi bunun sinyallerini verdi ve daha sert bir şekilde konuşmaya başladı bununla ilgili. Her ne kadar Tayyip abi, Tayyip abi dese de bu bir stratejidir. Baştan beri izlediği stratejidir bu. Kendince düşman olduğu, düşman olarak gördüğü ekibi parçalara ayırıp öyle saldırmaya çalışıyor Peker. Kendi aralarındaki husumetleri biliyor, görüyor ve o husumetleri kullanarak Aikido örneği vermişti örneğin. Boşuna vermiyor bunu. Yani düşmanınızı, düşmanınızın gücü ve enerjisini kullanarak alt etmeye çalışmak. Soyluya saldırmasının nedeni ve ona odaklanmasının uzun süreleri, onu bir iktidar içindeki zayıf halka olarak görmesi ve Albayrakların, Peker'in, Pelikancıların ona olan husumetini de kullanarak Soylu'yu yıpratmak ve onu zayıf düşürmekti. Önce yani düşman olarak gördüğü kitleyi parçalara ayırıp küçük küçük parçalar halinde yutma stratejisi. O yüzden Erdoğan'a da bu yüzden açıkça saldırmadı bugüne kadar. Erdoğan'a zaten saldırmanın sosyolojik bir takım sonuçları var. Çünkü Erdoğan'ın bir sosyal tabanı var, bir kitlesi var. O taban tarafından dinlenebilmeniz için, sözünüzün dikkate alınabilmesi için Erdoğan'a eğer bir şey yapacaksanız, hedef alacaksanız Erdoğan'a en son yapmanız gerekiyor. O bir final sahnesidir yani. Şimdi bu basın meselesine dönecek olursak bence pek konuşulmuyor, dikkatlerden kaçıyor. Tolga Şardan T24'te bir süredir Soylu'yu hedef alan ciddi iddialar kaleme alıyor. Dikkatten kaçacak gibi değil. Tolga Şardan'ın iddiaları çok önemli. Hala da bunlara bir yanıt da yok. Evet, hiç konuşulmuyor. 15 Temmuz'da Soylu ne yapıyordu TRT'nin orada, kimlerle görüşüyordu, o telefon konuşmalarındaki vardı. Yani bir takım dosyalar akıyor birileri hakkında. Bu o yüzden. Hatta son olarak Tolga Şardan dinlendiğini de tabii, ifade etti. Tabii. Yani buna da bir yanıt gelmedi. Yanıt gelmedi. Bunlar şu aslında bir yerlerden yani işte iktidar bütünlüklü bir imaj vermeye çalışsa da biz bir aradayız işte ayağımız yere sağlam basıyor gibi bir imaj vermeye çalışsa da o macun artık tüpten çıktı ve iktidar içinde husumet içinde olan birbirine düşman olan gruplar artık daha fazla dosya sızdıracak, daha fazla bilgiler sızacak, basına sızacak, bürokratlardan gelecek, siyasetçilerden gelecek ve Soylu ile ilişkili bir takım iddialar ortaya atılıyor. Örtülü tehditler aslında yapılıyor. Biz seni biliyoruz, ne yaptığını biliyoruz gibi birileri bir yerlere mesaj veriyor. Sürekli birbirlerine böyle mesajlar verecekler ve bu çoğalacak. Tamam. Son şöyle de bitireyim. Aha, süren bitti. Tamam. Şu güneydeki seçimler meselesine kısaca değinmek istiyorum. Afyon'un güney beldesindeki seçimler. İşte Peker videoları yayınlanıyor. Türkiye'de siyaset boğazına kadar kirli ilişkilere batmış ve toplum buna karşı duyarsız mı? İşte AKP yüzde binden kaç oy aldı orada kazandı deniyor. Bir kere bu bir manipülasyondur. Doğru değil. Beldelerde, küçük yerleşimlerdeki seçimlerin dinamikleri çok farklıdır. Orada herkes birbirini tanır. O aday yarın CHP'ye geçsin, CHP o kadar oy alır. Hiç fark etmez. Orada insanların derdi günlük sorunlarının çözülmesidir. Yani oralarda altın falan, benim anne tarafım Afyonlu olduğu için çok iyi biliyorum oradaki dinamikleri. Oralarda belediyeler, belediye aday başkanlığına aday olan kişiler altın falan dağıtıp seçilirler. Böyle şeyler yaşanır beldelerde. Yani ki bütün iktidar gücünü yığmış, İçişleri Bakanı oraya gitmiş, miting yapıyor. 2000 kişilik şeyde, muhtemelen 2000 kişilik de bir koruma gitmiştir oraya. Beldede miting yapıyor falan ve aldığı oy biz önceki şeyden seçimden %12 düşük. Bunda Nezih Onur Kuru. Buyursunlar, sandık koysunlar. Evet. Madem öyle. Yani, aynen öyle. Buyursunlar. Gerçekten bu bir şey, bir güç sarhoşluğu, bir illüzyon. Bu bir illüzyon. Ve insanların özellikle bu sisteme karşı artık bıkmış, bunalmış, maddi sıkıntılar nedeniyle, adaletsizlikler nedeniyle bıkmış, bunalmış insanlar üzerinde bakın biz hala güçlüyüz mesajı vermek için kullandıkları bir illüzyon. Ha kendileriyle inanıyorsa geçmiş olsun, evet. Yani buna inanıyorlarsa. İllüzyon aslında her alanda şu anda, medyada da, siyasette de her yerde bir illüzyon var. Herhalde iktidar içindeki güç odaklarının çatışmasını uzun bir müddet daha biz konuşmaya devam edeceğiz. Tabii muhalefet partilerine de çok iş düşüyor bu süreç içerisinde. Biliyorum pek çok şey yapıyorsunuz ama yetiyor mu? Yetmiyor. Belki daha fazlasını yapmak gerekiyor. Çok sıkıntılı şeyler konuştuk ama bizim görevimiz umut olmak, umut vermek. Farkındaysanız umutla verdiğimizi düşünüyoruz. Kara paradan, kirli paradan, alanlardan bahsettik.
İlk işimiz gerçek sahiplerin o parayı onlardan alıp vermek olacak. Biz umut vermek zorundayız. Güneş gibi doğmak zorundayız. Evet. Çok kötü şeyler konuştuk ama hak sahipleri, gerçek bu ülkenin hak sahiplerinin hakkını alacağız. Hep beraber yapacağız. Umut...